Herkese merhabalar. İlk tekrar programımıza matematiği bitiriyoruz. Bu videomuzda matematikteki birinci dönem konularının hepsini tekrar etmiş oluyoruz. Hangi konuları işleyeceğiz bugünkü dersimizde? Olasılık ve cebirsel ifadeler. Gerçekten çok önemli iki tane ünite var ve bunlardan daha önemlisi cebirsel ifadeler birçok konunun içerisine çıkıyor. Olasılıkla bağlantılı sorular da diğer konuların içerisine çıkıyor. Ama şunu unutmayacağız. Artık birinci dönemin bütün matematik konularını tekrar etmiş olarak sağlam bir şekilde ikinci döneme geçeceğiz. Peki olasılıkta nasıl durum? Olasılıkta 1 veya 2 soru bekliyoruz 2022 LGS'de. Aynı zamanda cebirsel ifadeye baktığımız zaman 2 tane soru minimum var zaten. Yani kesinlikle 2 tane soru gelecek. Diğer konuların içine de serpiştiriliyor tabii bu sorular. Ve şunu unutmayalım. Cebirsel ifadelerde birazcık daha zor soru çıkma ihtimali daha fazla diye düşünebilirsiniz. Olasılıkta ise orta zorlukta sorular daha ihtimal diye düşünebiliriz. Dolayısıyla önemli konular, cebirsel ifadeler ve olasılığı. Hadi bakalım sizinle şimdi tamamlayacağız ama unutmayalım. Biliyorsunuz ki zaten bu bir macera. İlk tekrarımızı yapıyoruz. Ardından son tekrarımızı yapacağız. LGS ve çok iyi liselere gireceğiz. Ve bunu da programımızla beraber yapıyoruz. Ve programımızda biliyorsunuz belli bir metot var aslında. Videolarımızı izliyoruz ilk başta. İlk başta burada büyük resme bakıyoruz. Konu özetine bakacağız bugünkü dersimizde. Yeni nesil sorular çözeceğiz ve birinci dönemi bitireceğiz. Ve bunu yaparken tabii ki ödevlerimiz olacak. Ödevlerimizi ilk tekrar LGS setinden vereceğiz. Birinci dönem konularını tekrar edeceğimiz bu sette yapacağız. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Neredeyse bitirdik Tonguç Eren Bey'im. Çarpanlar, katanüslü ifadeler, karekök ifadeler ve analizi. Oh be bitti sonunda. Oh be. Şimdi olasılık ve cebirsel ifadeler sınavda %100 bir tane sorumuz var. Olasılıktan soru gelme olasılığı ne hocam? %100 bazen de 2 tane gelebiliyor. Çok dikkat edelim. Şimdi olası durumları belirleme zaten konunun temeli. Yani bunu belirledikten sonra bunu yapabiliyorsun. Dolayısıyla aslında eş olasılıklı olaylar hani daha fazla daha az olasılıklı hep olası durumları belirlemeyle bağlantılı ve sınavda zaten bunu bilmeden bunu yapamayacağın için tabii ki soru bundan gelecek. Yani bir olayın olma olasılığından gelecek. Ama bunu da bilmen gerekiyor. O yüzden bunu da 4 yazıyorum. Hiç esirgemiyorum ama kesin bundan net bir soru gelecek. Onu da biliyoruz Tonguç Eren Bey. Şimdi de olasılıkla alakalı konularımızı bir tamamlayalım seninle beraber. İlk başta olası durumları belirleyeceğiz. Sonrasında da olasılık hesabımızı yapacağız. Peki nasıl oluyor? Nasıl olacak hocam? Olasılıkta bilmemiz gereken şey şu. Aslında bir deney yapıyoruz veya bir zar atıyoruz. Bir işte bir para atıyoruz, bozuk para atıyoruz. Bu deney dediğimiz şeyin aslında olayın tüm çıktılarının oluşturduğu duruma biz aslında Tonguç Eren Bey'im olası durumlar ben hep kontrol grubuyum hocam. Mesela hemen şöyle düşünelim. Bir parayı attığı zaman olası durumlar nedir? Yazı ya da tura. Harika. Yazı ve turadır olası durumlar. Peki bir zara attığı zaman olası durumlar nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'dir. Ha, 7 tane çıktı. Dangoz açma 6 tane. Olası durum sayıları eşit olan olaylara Tonguç Eren Bey'im eş olasılıklı olaylar diyoruz aslında. Yani mesela eş olasılıklı hemen şöyle yazıyorum. Eş olasılıklı olaylar. Hemen şu sorabilir miyim sana? Olasılıklı olaylar diyoruz. Mesela örnek olarak hemen sana şunu sormak istiyorum. Bir zarı attığın zaman evet, çift gelme olasılığıyla tek gelme olasılığı nedir Tomuş Eren Bey? Her zaman bak çift gelenleri söyler misin? Bak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var değil mi? Bütün evet, olası durumlar bunlar zarı attığı evet, zaman. Çift gelme olasılığı 2, 4, 6, 3 tane var. Tek gelme olasılığı 1, 3 ve 5 3 tane var. Aynı. Bak olası durum sayıları eşit olan olaylar eş olasılıklı olaylar. Yani dikkat ettiysen tek ve çift gelme olasılık eşit olasılık. Peki hangisi daha fazla hangisi daha azdır olayına bakalım. Şimdi bir zarı attığın zaman 2'den küçük gelme olasılığıyla 2'den büyük gelme olasılığına bakalım mı? Bakalım. 2'den küçük gelme olasılığı bir tane. 2'den büyük gelme olasılığı 1, 2, 3, 4 tane. Dolayısıyla buradaki olasılık buradakinden daha fazla olduğu için daha fazla olasılıkları 2'den büyük gelme olasılığı, 2'den küçük gelme olasılığından şeklinde yorumlar yapabileceğiz diyoruz. Bir olayın olma olasılığında ise istenilen olası durumlar sayısını aslında tüm olası durumların sayısına bölüyoruz. Yani istenilen bölü tüm şeklinde diyebilirsin Tonguç. Kalanlar eşittir çıkanlar. Hayır o alakası yok. İstenileni tüme böldüğün zaman bir olayın olma olasılığı olsun. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman 1'dir. Çünkü olasılık her zaman işte %20, %30, %50, %80, %100 gibi şeyler çıkarlar. Şunu unutmayalım. %20 ne demek biliyor musun? 0,20 demek. %80 ne demek biliyor musun? 0,80 demek. Bir olayın olma olasılığı %20 ise olmama olasılığı da %80'dir. Değil mi Tomuş? İkisini toplamamız. İkisini topladığın zaman 1 çıkar. İşte o yüzden burası 1'dir. Bir de aslında dikkat et %100'dür. Dolayısıyla her durumda gerçekleşen olaylara kesin olaylar diyoruz. Hemen şöyle yazalım. Kesin olay diyoruz ve bunun olma olasılığı %100'dür diyorum. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise imkansız olay. Yani senin sınavdan geçmen mesela Tonguç Eren Bey. Tabii şaka yapıyorum tabii ki öyle bir şey yok. Teşekkür ederim hocam. %0 yani şaka imkansız olay. Gerçek olsaydı hiç teşekkür edilecek bir durum yok. Şimdi geldik bordo belirli bir yeni nesil sorularımıza. Bir olayın olma olasılığı ne demiştik? İstenilen böyle tüm olası durumlar. Zaten sınavda sana bunu verecek. Hiç bundan endişe etmeyeceğiz. Eyvah ne verdi diye. Zaten bunu biliyorduk biz. 500 defa gördük. O yüzden şimdi seninle beraber hemen skopumuzu ayarladık. Şimdi bir yarışma programında yarışmacıların çarkı çevirmesi isteniyor. Tamam eyvallah. 2, 3, 5. Çarkı felek. Ya hayır öyle bir şey yok. Yarışmanın kuralına göre çarktan çıkan sayının katı olan numaralardan birinin yazılı olduğu kutulardan biri rastgele açılıyor. Mesela 2 çıktı diyelim. Burada mesela çarkı çevirdik ya. Burada şeye bak 2 geldi mesela diyelim. 2 geldiği zaman bunun katı olan numaralardan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bunun katı olan numaralardan birinin yazı olduğu kutulardan rastgele biri seçiliyor. Tamam eyvallah. Ve açılan kutudan çıkan hediye yarışmacının oluyor. Tamam süper bir yarışma gerçekten de. Yarışmacı çarkı döndürdüğünde 3 geldiği bilindiğine göre demiş. Ha, demek ki 3 gelmiş bu arkadaşa. Açılan kutunun numarasının 6 sayısının bir katı olma olasılığı. Zaten adama 3 gelmiş. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. O zaman buradan 3 geldiyse hangi sayılar olabilir Allah'ını seversen? 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir, katları 12 olabilir, 15 olabilir, 18 olabilir, 22 olabilir. Yapan 22 diyorum. 21 olabilir. Harf satır alayım. 24 olabilir. 7 olabilir ve 30 olabilir. Dolayısıyla bu rakamlardan herhangi bir tane soru değil mi? O zaman 3 geldiği birine göre arkadaşın açabileceği kutular nedir Allah'ını seversen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. O zaman tüm olası durumlar aslında 10 tane değil midir Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Süper zekisin. Peki 6 sayısının bir katı olma olasılığı nedir diye soruyor. Bizim istediğimiz şey, istenen şey 6'nın katı olması. Hemen bakalım. Bunların hangisi 6'nın katı? Bu. Bu. Ve bu. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman istenen de 5 tane. Neydi olasılık? İstenilen bölü tümüydü. Yani 5 bölü 10'dan. Ama yok 5 bölü 10 yok. Yanlış yaptınız. Saçmalama. Tadil ettiğiniz zaman 1 bölü 2'ler. Bravo diyorum sana ve geldik. Hemen bir tane daha bordo verir sorumuza. Yani yeni nesil beceri temel sorumuz. Yanlış anlaşılmasın sınav sorusu aslında bunlar. Demirin sıcaklığı 50 dereceye çıkarıldığında boy olarak %10 ile %12 arasında genleşmektedir. Bravo diyorum sana. Bu nedenle tren rayları arasında belli bölgelerde boşluklar bırakılmaktadır. Mesela şöyle bir tren rayı arada 8 santimetre kalmış. Böyle bir tren rayı da görselle veren eş uzunluktaki rayların sol kısımları sabit. Yani buralar sabitmiş. Ve aralarında 8 santimetre boşluk bırakılmıştır. Şurada bir tren rayının uzunluğu bir de 8 santimetre boşluk bırakılmış. Bu raydaki genleşme miktarı 8 santimetreden fazla olursa raylarda bozulma olmaktadır. Tamam süper. Gerçekten de tam bir mühendislik dehasıyız. Evet o zaman diyor ki demiryolu yapımında tablodaki raylardan sadece bir çeşit kullanılacağına göre Ray 1, Ray 2, Ray 3, Ray 4, Ray 5, 80, 60, 70 falan filan. Rastgele katalogdan seçilmesi durumunda. Yani bunlardan bir tane seçiyoruz. Bozulma meydana gelme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi tüm olabilecekler 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Bozulma meydana gelmesi için aslında bunların uzama miktarlarının bu 8 santimetreden daha fazla olması durumu karşımıza geliyor. O zaman diyorum ki bir kere %10 ile %12 diyor ya. en maksimumunu göre hesap edelim. Yani %12 uzadığını düşünelim. Eğer 8 santimetreyi geçerse bu iş patlar. Mesela hemen söyleyeyim. Ray 1'i hesaplayalım. 80 santimetrenin %12'sini nasıl bulurum? 12/100'e çarpalım. Bununla bu sadeleşti. 8 kere 12, 96, 96/10'dan 9,6 santimetre uzar değil mi Tonguç Eren Bey? Evet. Aradaki boşluk 8 santimetreydi. O zaman ne diyordu? 8 santimden fazla rayda da bozulmamaktadır. O zaman bu bozulur. O zaman kusura bakma arkadaşım, ray 1 elendi diyoruz. Elendiniz. Daha doğrusu bozulma meydana gelmesi olası diyor. Ray 1'i alıyoruz, özür dilerim. Ray 1'i kullanacağız çünkü burada bozulma oluyor. 60'a bakalım. 60 çarpı 12/100 diyorum. Niye 10/100 demedim? Çünkü zaten maksimumunu hesaplayayım ki. Maksimumunu geçerse 8 santimetre o zaman patlar. Hemen bununla bu... Pardon. Bununla... Bu sadeleşti. Tonguç Eren Bey'im 60 kere 12, 72, 72/10'dan 7,2 santimetre. 8'den küçük. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz şey değil. Çünkü bozulma meydana gelme olsun söyledi. İstenen şeyin içinde bu yok. Hemen 70'e bakalım Tonguç Eren Bey'im. 70 çarpı 12/100 diyelim. Çat sadeleşti. 7 kere 12, 70, 84, 8,4 santimetre. Eyvah, bu da patladı. Çünkü 8 santimetreden yukarı çıktı. Ve bizim istediğimiz şeyin içine bu da girer. Çünkü bozulma meydana gelenleri soruyordu bize. Neydi olasılık? Olasılık dediğimiz şey istenen bölü tümüydü değil mi? Tümünün 5 tane ray çeşidi olduğunu biliyoruz. İstenen şey ise ne? Bozulma meydana gelenler. Bu ikisi olabiliyor. Şimdi 48 santimetreye bakalım. 60 olmadıysa 48 hiç olmaz ama yine de hesaplayalım. 100 diyelim. 48 çarpı 12, 576 bölü 100'den 5,76, 8 santimetreden küçük çıkıyor. Dolayısıyla bu da bizim istediğimiz değil. 66 çarpı 12'ye bak, 12/100'e bakalım Tonguç Eren Bey'im. 66 çarpı 12/100'de 792/100 çıkıyor. O da 7,92. Bu da ucu ucuna yırtıyor. Dolayısıyla bu da bizim istediğimiz değil. Bizim istediğimiz bozulma meydana gelenlerde. Bu ikisinde 8 santimetreye geçtiğinden dolayı bozulma oluyor. O zaman 2/5 istenen bölü tümünden doğru cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Cevap Bursa. Gerçekten önemli sorular çözdük. Gerçekten çok kaliteli sorular çözdük. Yeni nesil MEB örneklerine göre, yeni nesil MEB örnek sorularına göre ve aynı zamanda çıkmış sorulara göre çok güzel örnekler çözdük. Hadi bakalım o zaman, artık son konumuz kaldı. Cebi Seyfa, onunla beraber tekrarımızı bitireceğiz. Hadi bakalım şimdiden başarı. Ve son konumuza geldik. LGS tekrar programımıza göre son konumuz cebirsel ifadelerde. Biliyorsunuz Tonguç Eren Bey, LGS tekrar programımızda bütün konuları teker teker bitirecektik. Şimdi artık son konumuza geldik. İlk dönemde yaptığımız konular çarpanlar, katlar, üslü ifadeler, karakol ifadeler, verilenizde olasılık, oh be diyoruz. Şimdi artık cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerde ne demiştik? Çok düşük, kesin çıkar. İşte buna göre numaralandırma yapıyoruz. Burada çıkabilecek 5'i buraya vermek istiyorum. Çünkü cebirsel ifadelerde aslında özdeşlikler en önemli konu diyebiliriz burada. Özdeşliklerden %100 bir soru gelir Tonguç Eren Bey. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi zaten bu işin temeli. Bundan tek başına soru gelme ihtimali birazcık daha düşük. Cebirsel ifadelerden tek başına soru gelme ihtimali daha yüksek. Ama bununla bağlantılı konular tabii ki. Çarpanlara ayırmada 4 diyorum Tonguç Eren Bey. Çünkü çarpanlara ayırmada kendi içinde özel sorular gelebiliyor. Temellerini barındırıyor. Hadi o zaman bakalım şimdi seninle beraber konuyu hızlı bir tekrara geçelim. Cebirsel ifadelere hoş geldin Tonguç Eren Bey. Cebirsel ifadelerde bir kere temel kavramlar önce, sonra çarpma işlemine bakacağız. Özdeşlikler zaten sınavda en fazla çıkan kısmı ve çarpanlar ayırmayla konuları bitireceğiz. Artık zirvedeyiz hocam. Harikasın. Tekrarı tamamladık diyoruz. Cebirsel ifadeleri hızlı bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şöyle bir ifade cebirsel ifade. Çünkü içinde x'li, y'li, bilinmeyenli bir ifadeler var. Peki bu ifadelerde her artı ve eksi arasındaki şeye biz terim diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Bunların terimlerine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim var. Ama bu sade hal değil. Onu da söylemek istiyorum. Burada benzer terimlere çok dikkat et. Bu ikisi benzer terimler. Yani 3x kare ile bak çok önemli bir şey yazacağım. Eksi x kare. Çok dikkat et. Çünkü eksi ise mutlaka yazılır evladım benim. 4x ile nedir Tonguç Eren Bey'im? Artı x benzer terimdir. Ve bunların en sade halinde dersek bunları birbirleriyle işleme sokman gerekiyor. 2x kare yani 2x kare, 3x kare ile eksi x kare, 4x artı x artı 5x eder. Eksi y artı 1 de en sade halidir. Bu en sade halinde kaç tane terim var Tonguç Eren Bey'im? 4. 1, 2, 3, 4 tane olmak üzere. Ve buradaki sabit terime baktığımız zaman 1'dir sabit terimi diyoruz ve bunların özelliklerini bileceğiz. Mesela buradaki katsayılar nedir desek? 2, 5. Bunun başında görünmez bir... 1 vardır. Eksi 1 ve 1'dir. Çok dikkat edin, çok doğru. 1 vardı ama başında eksi olduğu için eksi 1 yazacağız diyoruz. Burada çarpmalı ne yapıyorduk? Böyle çarpma varsa bunu böyle dağıttık, bunu böyle dağıttık. 3 kere x, 3x, 3 kere eksi 4, eksi 12 diyoruz. Çok dikkat edelim. Bu ifadede ise ikili çarpma yapıyoruz. İşte sınavda soruların geldiği kısım zaten burası. Bununla her ikisini çarpıyorum. Bununla da her ikisini çarpıyorum. Bununla bunu çarparsam 2x kare. Bununla bunu çarparsam artı 6x. Bununla bunu çarparsam eksi 1x. Bununla bunu çarparsam eksi 3 diyorum. Tabii ki benzer terimleri işleme sokmak gerekiyor. 2x kare artı 5x eksi 3 en sade haldir. 3 tane terim vardır. Katsayıları 2, 5 ve eksi 3'tür. Sabit terimi aynı zamanda eksi 3'tür diyoruz. Bunları da hepsini hesaplamak gerekiyor. Ve sonrasında da özdeşlikler zaten... Hızlanıyoruz hocam. Sınavda en fazla sorunun geleceği kısım burası. X kare eksi y kare. Dünyanın en önemli matematik özdeşliği. İki kare farkı diye adlandırıyoruz. X kare bir şeyin karesi, y kare bir şeyin karesi. Birbirinden çıktığı zaman aslında x eksi y, x artı y şeklinde yazıp yan yana çarpmamız gerekiyor. Mesela 9x kare eksi 25. Bu neyin karesi Allah'ını seversen? 3x'in. Bu neyin karesi? 5'in karesi. O zaman 3x eksi 5... 3x artı 5 yazıp bunları yan yana çarpmamız gerekiyor diyoruz. Mesela tam karede ise parantez kare de diyoruz buna. Bir şeyin parantez karesi x artı y'nin karesi nedir desem hemen x kare artı y kare dersin bana, değil mi? Aralarına boşluk bırakarak yaz bunu lütfen. Ve ikisinin çarpımının iki katı x çarpı y 2xy'dir. 2 katı da 2xy'dir. Ve burada toplama olduğu için toplama olayını buraya yazman gerekiyor. Ve x eksi y'nin karesini yazarsak x kare artı y kare yine, çünkü x kare artı y karedir aslında bunun karelerini aldığı zaman. Eksinin karesi de artıdır. Bu eksinin çarpımının iki katı 2xy, arada eksi olduğu için de eksi 2xy'yi buraya yazman gerekiyor Tonguç'um. Mesela böyle ifade 2x artı 1'in karesi. Bu 4x karedir. Bu artı 1'dir. Ve bu ikisinin çarpımının 2x çarpı 1 2x'tir. 2 katı 4x'tir. Ve artı olduğu için buraya araya artıyı da yazmam gerekiyor. Böyle bir ifadeyi gördüğüm zaman çarpanları ayırmada yapmam gereken ilk yöntem şu. Bu ifadede ortak parantez var mı? Evet var. 3 tane terim var burada. Üçünde de ortak olarak 2 var. 2 parantezini alırsam. 2 parantez alsam bundan geriye x kare kalır. Bundan geriye eksi 14x kalır. Bundan geriye 49 kalır. Ne yaptım aslında? Hepsini 2'ye böldüm ve geriye kalan zımbırtları yazdım. Ama bu ifade bana bir şeye benziyor. Nedir o da? Bu x'in karesi, bu 7'nin karesi. İkisinin çarpımının iki katı. Bu 14x burada var. Ve arada eksi olacak şekilde, o zaman demek ki bu x eksi 7'nin karesi şeklinde yazılabiliyor. Yani buradaki ifadenin tam tersine dönüşü yaptım Tonguç Eren Bey'im. İşte çarpanları ayırma yöntemi de budur diyoruz. Böyle bir ifadeye baktığımız zaman ilk başta yine ortak parantez alıyorum. 3 parantezini aldım. Buradan geriye 4, buradan geriye x kare kaldı. Şimdi bu ifadeye benziyor. 2 kare farkına benziyor. Bu neyin karesi 2'nin, bu neyin karesi x'in karesi. O zaman diyorum ki 3 burada kalsın. Bir 2 eksi x. Bir 2 artı x yazıp bunları çarparsam aslında 2 kare farkına ulaşmış olurum Tonguç Eren Bey'im. İşte bunları kullanacağız ve geldik artık senle beraber bordo bereli sorularımıza. Yeni nesil sorularda, beceri temelli sorularda bize ne yapıyor? Tabii ki her zaman bir kurgu yapıyor. Bir gün gerçek yaşam durumu yapıyor. Biz çözdük bakalım problemi diyor. Yapalım, çözelim, hiç sorun değil. Şekildeki kenar uzunlukları kendi içinde aynı eşkarelerden oluşmuş iki karenin kenar uzunlukları iki farklı cetvelle ölçülmek isteniyor. Ha, bu cetvelle bu cetvel farklıymış. A karesi ölçülürken kullanılan cetveldeki her bir çizgi arası mesafe x santimetre. Ha, demek ki şurası x, şurası da x'miş. Tamam, eyvallah. Karenin alanı ise a kareymiş. Ha, burası da x, burası da x'tir. Ha, diyorum ki ya kardeşim burası 2x'tir o zaman. Burası da 2x'tir o zaman. O zaman 2x çarpı 2x eşittir 4x karedir. İşte bu 4x kare dediğimiz şeye de a kare demiş. Tamam, eyvallah. O zaman 2x de a'dır diyebiliriz. Bu aklımın bir köşesinde kalsın Tomuş Eren Bey. Sonrasında b karesi ölçülürken kullanılan cetveldeki her bir çizgi arasındaki mesafe 2x artı 1. O zaman burası 2x artı 1. Burası 2x artı 1. Burası da 2x artı 1. Burası da 2x artı 1 diyorum. Bak, çarpma yapacağız burada. Gerçekten de yoğun bir çarpma yapacağız. B karesinin alanının A cinsinden veren cebirsel ifade hangisi demiş. Şimdi biri, burası bir kere 4x artı 2'dir. Burası 4x artı 2'dir. O zaman 4x artı 2'nin yani bunun 2 katının karesini ama bununla bunu çarpacağım değil mi? Bunun karesini alıyorum. Bunun karesini alırken ne yapıyordum? Bunun karesi 16x kare. Bunun karesi artı 4. Bu ikisinin çarpımının yani 8x'in 2 katı yani 16x araya yazıyordum. Burada artı olduğu için de artı yazıyordum. Tam bunu da yazdım. Şimdi bize bunun diyor ki A cinsinden değeri soruyor. 4x kare zaten A kareydi. Ha, Allah Allah. Bunu bir parantez alabilir miyim Tonguç Eren Bey? Alabiliriz hocam. 4 parantezini alırsam bunu ben eğer 4x kare bundan kalır. 4x bundan kalır. 1 de bundan kalır. Allah aşkına bakar mısın? 4x kare zaten a kareydi. Dolayısıyla a kare artı 4x 2x a ise 4x de 2a'dır. Artı 1 diyorum. Hoppa! Bunun da başında 4 vardı. Şu ifade bir zımbırtıya benziyor. Ne zımbırtısına benziyor? Bu a'nın karesi. Bu 1'in karesi. Dolayısıyla aslında burası a artı 1'in karesi diyorum. 4 çarpı burası ikisinin çarpımının iki katı burada olduğunu çıkıyor. A artı 1'in karesidir diyorum. Doğru cevabımız budur. 4 çarpı A artı 1'in karesi. Hayda diyeceksin ki 4 çarpı A artı 1'in karesi nerede var diyeceksin bana. Hemen buradan şunu yapmak istiyorum seninle beraber. Burada hemen evet. Burada ufak hemen bir işlem hatası yapmış mıyım bakalım. 4x artı 2. 4x artı 2. Ha, bu 2'nin karesi. Bu ikisinin çarpımının 16x kare. 16x kare. Artı 16x artı 4. Sonra 4 parantezini aldım. 4x kare artı 4x artı 1 etti. O zaman a kare artı 2a artı 1 etti Tonguç Eren Bey'im. Burası a kare artı 2a artı 1 etti. Tamam. Sonra şunu bir çarpalım. 4a kare artı 4 8a artı 1 diyor. Artı 4 diyorum. 2a artı ondan sonra diyorum ki Tonguç Eren Bey'im 4 çarpı a artı 1'in karesi. Burada ufak bir değişiklik yapıyorum şıklarımızda. Şıklarımızda ne yazık ki bu yokmuş. Şıklarımızda bunu değiştirmek için ne yapıyorum? 4 çarpı a artı 1'in karesi şeklinde bir tane şıkkımızı değiştirmek istiyorum. Cevabımız şu 4 çarpı a artı 1'in karesi yani Adana diyorum. Bordo bereli sorumuzu da yapmış olduk. Bravo diyorum sana. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Of! Bir balkonun kenarındaki eş boyutlu iki cam korumanın açık hali aşağıda birinci görselde verilmişti. Tamam eyvallah. Bak x ve y uzunlukta, x ve y uzunlukta. İkinci görselde ise iki cam koruma 2y santimetre kısımları üst üste gelecek şekilde kapatılmıştır. Yani bunları alıyorsun böyle üst üste getiriyorsun. Yani şunlar şöyle duruyordu Tomuş Eren Bey. Sonra getiriyorsun. Bak şunlar şöyle duruyordu. Aralarında açıklık vardı. Sonra ne yapmış? Bu adam bunları üst üste getirmiş. Ama ne kadarlık kısmı üst üste geliyormuş? 2y santimetrelik. O yüzden bir daha koyu oldu görüyor musun? Diyor ki görselde korumaların üst üste gelmeyen kısımlarının önden görünümlerinin santimetre cinsinden alanını veren cebirsel. Beynim yandı hocam resmen beynim yandı. Yani üst üste gelmeyen kısımları bunlar değil mi? Bunların alanlarını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Şimdi bir kere bu y bu x'ti. Bu y bu x'ti. Bunları üst üste getirdiğin zaman bir kere şu ifade bak şöyle diyelim hatta şöyle yapalım. Şu bir şeyde şu bir camdı. Şu bir camdı. Şimdi sen alıp bunu bunun üstüne getirdiğin zaman şu kısım 2y'ye kadarmış. Şu kısmı şu üstüne getirdiğin zaman bu kısım 2y'ye kadarmış. O zaman buraya ne kalır? Şimdi bak şöyle düşün. Bunun hepsi x değil miydi Tonguç Eren Bey? Bunun hepsi x'ti. Bu 2y'lik üst üste gelirse şuraya x eksi 2y kalmaz. Bak bunun hepsi x aslında x'ti. Bak şurası x'ti. Sen buraya kadar bir 2'ye girersen buraya kalır geriye x eksi 2'ye kalır. Aynı şey bunun içine geçerli. Bu sefer de bu buradaydı x'ti. Bu 2'ye olursa buraya kalan şey x eksi 2'ye değil midir Allah'ını seversen? Evet hocam. Peki burası da buralarda y değil miydi? Y santimetre y sen o zaman buralarda y'dir. İşte bize soruyor şu alan ve şu alan diyor. X eksi 2'ye ile x eksi 2'ye ile y'yi çarpmam gerekiyor buradaki alanı bulmak için. Burada da aynı şey var. X eksi 2'ye ile y'yi çarpmam gerekiyor. O zaman bunu 2 ile çarparım. 2 çarpı y çarpı x eksi 2'ye diyorum. Hemen yapalım sana beraber. 2y ile bunu dağıtmam gerekiyor. 2xy Bununla bunu çarparsam da eksi 4y kareye doğru cevabımızdır diyoruz. Aslında bu kadar basit bir soru. Yaptığımız şey sadece çarpma işte, ama buradaki kurguyu anlamak birazcık zor oluyor. Yani üst üste gelme kurgusu, bu böyleydi. Sonra bunun üstüne gelince burada geriye kalan açıklığın şeyini soruyor bize. İki elim var diyelim, iki elim. Ondan sonra parmaklarım üst üste geldiği zaman avcumun içlerinin alanları toplamını soruyor. Elimin şurası 2 santimetre ise, şurası da 2y ise, şu parmaklarım 2y ise geriye kalan açıkta kalan alan x eksi 2y oluyor. İşte onu gördükten sonra zaten soru çok basit yapılıyor. Mükemmel bir şekilde bütün konuları tekrar ettik. Seninle beraber hadi bakalım o zaman tekrar programını tamamladık. Matematik adına sen de bol bol ödevlerini doğru düzgün çözüp başarılı olabilirsin. Ödül sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım.